Ay bizi ne kadar mutlu ettiniz anlatamam. Bunca yıldır hep baş başa yemeğimizi yeriz. Vallahi geldiğinizde evimiz şenlendi. Hadi sağlığınıza. Sağlığınıza. Sağ olun Handan Hanım. Biz de çok mutlu olduk. Bizim de sizden farkımız yok idi. Öyle değil mi babacığım? Ne öyle değil mi kızım? Yani biz de hep babakız oturup yemeğimizi yiydik. Fadime yesene. Yiyorum da. Mersin, Mersin. Sonunda ne yok? Ne yok? Ne yok, ne? Mersin değil, Mersi. Mersi? Mersi. Mersi. Ne var gülecek kızım? Babacığı düzeltti işte. Babacığım bana konuşmaklık öğretti, hareket öğretti, her bir şeyi öğretti. Canım babacığım benim. Sade sana mı Fadimeciğim? Bütün mahalleye her bakımdan faydalı oluyor sağ olsun. Kimin ne işi olsa muhtar beye akıl danışıyor. Aman efendim ya, rica ederim. Başladı. Bir kişiyi de geri çevirdiğinizi görmedim muhtar bey. Vallahi elimizden geleni yapıyoruz işte. Elinizden de her iş geliyor maşallah. Hadi sağlığınıza muhtar bey. Sağlığınıza efendim. Efendim işimiz sadece muhtarlık değil. Sağ olsunlar devlet dairelerinde bir işi olan kalkar gelir. Kimine akıl veririz, kimine dilekçe yazarız. Bir yandan da kendi işimiz. Kolay değil tabii. Kolay olur mu? Babacığımın işi zor. Anne yavaş git. Aha, bizim işimiz de kolay değil. Kolay olur mu herkesin kıçına iğne yapmak? Affedersiniz. Ağzımdan kaçtı. Ben böyleyim işte. Gençliğimden beri içkiye karşı şeyimdir. İçme o zaman babacığım. Ha böyle benim gibi sen de yemek ye. Babana karışma Fadime. İster yer ister içer kızım. Değil mi ama? Yok yok. Sahiden fazla içmeyeyim. İçki beni çok çarpar. Aman muhtar bey. Çarparsa çarpsın. Şu evde yıllardır hiçbir erkek sarhoş olmadı. Sarhoş olun, bağırın, çağırın, istediğinizi yapın. Değil mi ama Fadime? Ha kızım? Anne, ne oldu Handan ablacığım? Ay ne oldu babacığım? Aman alkolün ilgisi yok be kızım. Hay Allah. Bir şey oldu mu Handan Hanım? Ay yok, biraz bileyim incindi. Ay geçmiş olsun, bir bakayım. Fazla bir şey yok galiba. Acaba biraz masaj ister miydi ki? Olsaydın babacığım. Yok geçti zaten kızım. Öyleyse sağlığınıza. Hadi bakalım. Ay ne kadar mutluyum. Harika bir gece. Kimi dertten içermiş, kimi neşeden... Kimi ayrılıktan, kimi işlerden... Anne yeter, yeter. Konser mi veriyorsun? Ne olmuş ayol? Muhtar bey de Alaturka'dan hoşlanıyor. Değil mi ama? Tabii ya. Hadi beraber söyleyelim. Söyleyelim. Nihanlısın dideden. Ey Mestina. Bunlara ne oldu Kuncak? Ne olacak? İkisi de kafayı buldu. Uy, senin anan benim babacığımı sarhoş etti. Yok ya, senin baban çocuk mu? Ne diye annem uyuyor? Benim babacığım kibar adamdır. Anan fırdı bardağı boyuna şerefe şerefe. O da ayıp olmasın diye içti. Oldu aha böyle. Beyonda gezersin. Gözlerini süzersin. Sevdiceğim yavrucuğum. Niçin niçin beni üzersin. Ha benim babacığımın var bir alay hastalığı. Aman iyi, annem bir iğne yapar iyileşir, ne olacak? Yedik şuraya bir yemek, burnumuzdan getirdiniz. Niye kızım? Bak onların keyfi yerinde. Fıkır fıkır fıkır. Biraz da oyun havası koyalım ha muhtarcığım? Nasıl istersen. Yıllar var ki hiç böyle evlenmemiştim. Kız Gonçagül, göreyim misin? Çok iyi anlaştılar. İster misin birbirlerine aşık olup evlensinler? Senle ben de üvey kardeş oluruz. Dema.
Niye? Beni sevmiyor musun? Seni seviyorum sevmesine de. Babacığımı daha çok seviyorum. Ha, onunla ikimiz bir evin içinde çok mutluyduk. Çok mutluyum, çok. Ben de muhtarım, ben de. Oo, hanım güvenecek. Ama mutluluk değil nesidir. Biz babacığımla çok mutluyduk. Demek o benimle mutlu olmay. İsteyin yanına bir karı. Ağlama lütfen. Belki o da haklıdır. Lakin kabul edemiyorum. Demek bundan sonra üvey ana geleyim. Canım. Halbuki sen, biz babacığımla çok mutluyduk.